Evet, başka bir çiftimizle devam edelim efendim. Hafta sonu Hürriyet gazetesinde bir haber yer aldı. Bu haber yer aldı. Bu haberin ardından da söylentilerin ardı arkası kesilmedi. Önce haberi verelim. Seda Sayan geçen Nisan ayında nikah masasına oturduğu Çağlar Ökten'in soyadını kullanmamak için dava açtı. Başlıkta eşinin soyadını sildiriyor olunca ben de ilk başta haberi görünce ne oluyor? Evet. Evlilikte kriz mi var, boşanıyorlar mı diye düşündüm. Neden değiştiriyor? Hemen onu da aktaralım. Kızlık soyadını kullanmak için mahkemeye başvurdu Seda Sayan. Dava dilekçesinde isminin nüfus kayıtlarında Aysel Gürsaçar Ökten olarak geçtiğini belirten ünlü sanatçı, evlilik soyadı olan Ökten'in resmi işlemlerde sorun olması nedeniyle nüfustan silinmesini istedi. Eşinin de rızası olduğunu belirtiyor Seda Sayan. Biraz önce de söyledik, boşanma söylentileri çıkınca da Seda Sayan'dan jet hızıyla bir yanıt geldi, onu da izleyelim. Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'in soyadını neden sildiriyor? Soyadını almakla ilgili değil, o da yanlış anlaşıldı. Hatta boşanıyorlar bile dendi. Halbuki bayağı evraklarda değişiklik yapılması gerekiyor. Soyadı değişince, oysa ki biz önceden söylemiştik. Aman soyadı, yani ben kendi soyadımı kullanacağım ki kadınların böyle bir hakları da var ama evet. Ben bunu hakkım olduğu için söylemedim. Bir sürü evrakta bir sürü değişikliğe gidilecek. Bu bir de bir sürü prosedür gerektiriyor. Böyle bir zamanım da yok. Yani bizim karı koca aramızda böyle bir soyadı şeyi olmadı, kavgası. Siz bunu böyle bir şey, hatta boşanıyorlara kadar getirdiniz. Biz de şaşırdık. Benim evi terk ettiğime kadar geldi olay. Dedim ki yani pes ya. Sadece dedim ki birçok evrakta değişikliğe gidilecek. Böyle bir zamanımız da yok. Zaten adam benim hayatımda. Sevdiğim adam. Kurban olurum ben onun soyadına. Seda Sayan'la Çağlar Ökten balayına çıkıyor. Yurt içi, yurt dışı, bizim mesela özellikle gitmek istediğimiz yer, eşimin gitmek istediği yer Kaş. Kaş'a gideceğiz. Gelin beklerim. Ne olur beraber gezelim. Sana şöyle söyleyeyim, magazin muhabiri olsam ne zaman gideceklerini öğrenir, kalkar peşlerine takılırım. İyi, çünkü Seda Sayan ve Kaş, küçük de bir yer, hakim de olabilirsin, güzel malzeme verir. Oo, çok güzel fotoğraflar gelir. Tabii. Oradan. Aşk Tabii. fotoğrafları gelir. Kesin, kesin. Evlendikten sonra ilk iş olarak böyle hemen Instagram sayfasına eşinin soyadını ekleyenlerin aksine Seda Sayan tam tersi. Aynen. Soyadını sildirmek için dava açıyor. Evet. Çok ilginç geldi bana. Hareket Ama bu sadece ünlüler dünyasında değil, yakın zamanda nikah masasına oturan bir arkadaşımızdan da biliyoruz. O da diyor mesela, ben diyor eşimin soyadını kullanmak istemiyorum. Niye? İşte nüfus kağıdını değiştirmem gerekiyor. Ben işte vallahi, ehliyeti değiştirmem gerekiyor. Pasaport kolay falan işler böyle değil. Resmi evraklarda zorluk yaşıyorum vallahi diyor. Kolay değil. Yani hatırlıyorsun, seninle bir resmi işlemimiz vardı. Ben nikahtan 10 gün sonra doğru. gittim, noterde kilitlendi. Ya diyorum ki bak eşim yanımda, evlilik cüzdanım yanımda. Hayır diyor, değiştireceksin. Yani o kadar kolay işler değil. Yok. O açıdan hak veriyorum. Fakat biraz evvel esprisini de yaptık. Şimdi Seda Sayan'ın nüfus cüzdanında kayıtlı ismi şu: Aysel Gürsaçar Ökten. Danışmaya şimdi arkadaşlar dese ki Aysel Gürsaçar Ökten gelmiş sizi görmek için kim diyeceğiz. O kadar kim gelmiş? Bizim için uzakta. Doğru. Aysel Gürsaçar Ökten. Ökten. Ama Seda Sayan. Evet, soyadını evet. sildirmek istiyor. Ben eşimin soyadına kurban olayım diyor. Tabii devir değişiyor biliyorsun. Artık erkekler eşlerinin soyadlarını kullanmaya başladı. Aa. Buna bir örneği hep söylüyoruz zaten. David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham. Ama onun içinde ne diyorlar? Sevgilisi Nicola Peltz'le evleniyor. Nicola'nın babası da tabii dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alıyor. Ben bundan sonra eşimin soyadını kullanmak istiyorum dedi. O da Instagram sayfasına eşinin soyadını ekledi. Tabii kız dünyaca ünlü, zengin, dünyalar kadar güzel. İkisi de olmasa bakayım alacak mıydı soyadını, evlenecekler miydi? Şimdi oraya da dilimizi uzattık. Ya hemen uzattım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben de mesela kızlık soyadımı kullanmak istiyorum dedi. Ben de evlenirken. Evet. Bunun için de bir dilekçe veriyorsun. Veriyorsun evet. Ama sonra böyle bir bankada ne bileyim işte bir resmi evrak bir şey doldurduğun zaman of yaz bitmiyor. Hayatım ha? Seninki gene. Benimki yine kısa tabii ben ama yine İspanyollar gibi, İspanyollar gibi Dağıstanlı Erdoğan var mı bir şey daha ekleyecek falan? Müge Dağıstanlı Adım küçücük Erdoğan. Kaldı.
Evet. Bir de şey dikkatimi çekiyor. Getirdik mi onu da ekrana, dinleyemedim o kısmı ama. Ben kıskanç değilim. Hani son dönemde hep eşinin sahnesini izlemeye gidiyor ya Seda Sayan. Hep diyorlar ki kıskandığı için gidiyor ama ben kıskanç değilim. Hatırlıyorsun bizim yayında da bunun altını çizmişti. Evet. Bir ara şöyle bir iddia ortaya atılmıştı. Seda Sayan programdaki dansçılarından eşini kıskanıyor. Kızların işine son verdi. Bize ses kaydı gönderdi. Ben kimseyi kıskanmam. Eşimin önünde Jennifer Lopez dans etse bile bakmam. Bile evet bakmam, kıskanmam büyük bir, dedi. Büyük bir özgüven var Seda Sayan'da. Evet ama. Bir de şeyden rahatsız oluyor sanıyorum da. Hani böyle arada yaş farkı var. Çağlar genç, yakışıklı falan. Hani kendini orada böyle geriye düşmüş ve kötü hissetmek de istemiyor. Ama kıskanmak ama da kötü bir şey değil ki. Hakkı Baba ne diyor? Kıskanmak aşkın kanununda var. Ben mi söyleyeyim bu şarkıyı? Güzel söyledin. Dozunda ise güzeldir. Kıskanmak Hakkı ve kıskanılmak. Ay. Evet. Kütlerim. Korktum. Nazara geldik. Nazara. Ben bugün maviler falan da giydim ama. Ama ne nazar değer gibi. Geçelim. Kafanı böyle bir salladın yok, ki. Yok hayır. Önümdeki habere konsantre olmaya çalışıyorum evet. O yüzden. Olur mu?